Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün baklava yapacağız. Baklavamızda malzemelerimiz 1 su bardağı, ben 2 tepsi yapacağım. Bir tepsi annemgile yapacağım için malzemeleri 1 su bardağına çıkarttım arkadaşlar. Normalde 1 çay bardağı. 1 su bardağı su. 1 su bardağından az şöyle tereyağı, 2 yemek kaşığı sirke, bunları hepsini bir içine koydum getirdim arkadaşlar. Şimdi burada 1 su bardağı yoğurdum var. Şöyle 1 su bardağı süt. Su bardağı değil ki. Ya kumur bardağı. İşte. Ben biraz su şeyi fazla yapacağım için su bardağı niyetine kullandım onu. Siz su bardağıyla şu 250 ml var ya arkadaşlar, klasik su bardağı, ondan şey yapın, ölçüyü yapın. İki tane yumurta, normalde bir tane kullanılıyor ama ben iki tane kullandım. Şöyle bunları çırpıyorum. Kapıya bak hadi. Kim? Mustafa gidiyor mu? He, namaza seninle beraber gittiler. Oğlum Osman gelirken bu sabah oldu. Siz yine geç geldiniz. Şöyle iyice çırpıyor arkadaşlar. Geçen biri demiş ki ne kullanılmayacak, ben öyle isim vereyim arkadaşlar. Kullanılmayacak, onu kullanıyorum demişler. Onu karşı komşumuz Zahid abla sağ olsun kendisine almış onu. Bir tane de 5 kiloluk Abdullah'a vermiş. Demiş ki ne, annem demiş böreğe falan fazla yapıyor demiş. Al bu anneye götür, onu götür annen demiş kullansın demiş. Ben öylelikle şey yaptım arkadaşlar. Normalde 3 harflilerin ununu kullanıyordum ben. Ya da bazen fırından alıyordum. Ona az geldi kız, onu getirsene. Getirin mi? Hı? Neyse getir. Geçen sene yaptım arkadaşlar. Annem gülüm oraya da götürdü. Fatma'nın saklama kabında ne geldiydi, saklama kabında hatırlamıyorum da saklama kabına doldurdum götürdüm. Abdullah şey arabanın arkasından çıkartırken şey yapmış, normaldi. Yukarı çıkartmış, açığa koymuş. Herkes orada gören almış yemiş, gören almış yemiş. Kalmamış. Bak dedim, bir mutfağa gittim bak dedim, ana baklava yok, gitmiş 3 dilim kalmış. Hemen birini anamın ağzına attım, birini de Fatma'nın ağzına attım. Bir dilim de dedim Emre'ye kaldırın dedim, bari dedim bunu dedim. Götürdüm, götürdüğüme pişman oldum. Kalmamış. Yemişler. Annemin de çok hoşuna gitmiş. Halil de seviyor. Kızım dedi gelirken dedi gene dedi getirin mi dedi. Dedim getiririm dedim. Bir tepsi de onları ayrı yapacağım. Un gene az olur öyleyse. Yine mi? Bu
arkadaşlar. Hamur maşallah yağ gibi oldu. Çok güzel oldu hamur. İnşallah baklavası da güzel olur. Arkadaşlar bir çimdik de tuz attım bereketi için. Hamur çok güzel oldu arkadaşlar. Hem bir baklava hamuru oldu. Şu köpekleri gene havluyor. Kurtulamadık gitti bu köpeklerden. Bu sene yaptım arkadaşlar, midye baklava yaptım. Ay gerçekten çok güzel olmuştu. Onun içinin muhallebisini ben bilmediğim için içine sadece ceviz koydum. Çok güzel olmuştu, çıtır çıtır böyle. Çıtırlığını hiç kaybetmemişti. Çok insana da nasip oldu. Arkadaşlar hamurumuzu ben bir iki sıra denedim nasıl oluyor diye. Güzel oldu. Maşallah hamur da hemen daha dokunmadan açılıyor. Zaten hamuru güzeldi. Abi. Kız oğlum Mustafa. Duymuyor ki abi. Sesini aç sesini. Kısını biraz. Aha, Murat da burada bir sonra sesini açıyor. Gözüne soba arıyor eski. Üstü döküm lazım diyor. Soba yapıyor. Adam yine soba yapıyor. Buna uğraşan da yine soba arıyor. Onların evde doğalgazı değil mi? Birine mi lazım? Yine öyle bir şey dedi. Ben de bacak mı falan dedim. Yok dedi. Adam yeniliyormuş dedi. Ancak o da acaba da bulursun.
bayramı var. Oruç nasıl geçti? İyi de geçti değil mi? Yatağı tut diyorsun. İyi, bu sene bayram harçlığını bana biraz daha fazla verir belki. Adam başı şöyle 200 lira. Sen babana verme de. Arkadaşlar, bakın inceliğini, maşallah. Şöyle de göstereyim. Çok güzel oldu. Hamuru güzel oldu, şeyi de güzel oldu. Yufkası da güzel oldu. Sen görüyor musun mesela? Hı. Evet. Bir taş yokuş mu hocam? Hı. Bu sefer böyle burma yapacağım arkadaşlar. Yuvası yap. Öbür yuvasını ben sevmiyorum. Evet, bu şekilde şunları yaptım arkadaşlar. Bunlar küçük geldi. Şimdi olmazsa bunu küçük tepsiye yaparım ayrıyeten. Daha anam geride yapacağım bir tepsi. Dur bakayım, gidebilirsek o da.
çıkan sesin neyse. Duydun? Bu nişastayla lan çok iyi arkadaşlar. Rümeysa nişastanın sesinden gıcık kapıyor bu gıcır gıcır etmesinde. Bakın arkadaşlar, elim belli, inceliğine bakın maşallah. İpek gibi oldu. Arkadaşlar bu şekilde. Şimdi geri tepsinin içine alalım şöyle. Kaç dakika pişiriyor? 40 dakika falan, ne bileyim ben dakikasını bilmiyorum. Pişiyor işte. 190 derecede pişecek arkadaşlar. Orta kaç dakikada pişiriyor? Kızarınca çıkart. Evet arkadaşlar. Bunlar böyle pis iş yapsın. Bitireyim ben. Sıra sıra dizeyim. Sonra tekrar görüşelim. Arkadaşlar bir tepsi şurada, bir tepsi burada,
Bir küçük tepsi de burada. Artan hamurları da ona yaptım arkadaşlar. Onunki biraz biri bir çeşit, biri bir çeşit, bir farklı farklı bir şeyler oldu da neyse güzel oldu ama. Şeyde telefonda biraz renk olarak farklı gözüküyor da. Şöyle hamurlar falan gerçekten çok güzel oldu. Şöyle. Yağımı erittim arkadaşlar. Yağımı şimdi güzelce şöyle üstüne dökeceğim ama telefondan biraz zor olacak gibi. Neyse şöyle. Tereyağı arkadaşlar, kendi yaptığım tereyağından çıkarttım. Arkadaşlar öbürünü getirdim, fırına koydum. Bunların da yağını döktüm üstüne. Şimdi bunları da fırına götüreceğim. Şerbetini kaynatacağım. Arkadaşlar 3 tepsi olduğu için şerbetinde 10 bardak şeker, 10 bardak su koyacağım arkadaşlar. İçine yarım limon dilip bir yemek kaşığı limon suyu atıp karıştırıp kaynatacağız arkadaşlar. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika orta ateşte, yani kısık ateşte kaynatacağız. Şerbet kıvamını alıyor zaten o zaman. Ondan sonra tatlımızı çıkardıktan sonra ilk sıcağı, tatlının ilk sıcağı çıktıktan sonra şerbet sıcakken şerbetini dökeceğiz arkadaşlar. Sabaha kadar şerbetini çekecek. İnşallah gelenlere ikram edeceğiz. Arkadaşlar tatlım pişti. Şöyle bir alayım. Şerbetim de şurada kaynadı. Şerbetimi hemen bismillahirrahmanirrahim diyorum ve tatlının üstüne gezdiriyorum. Arkadaşlar diğer tepsileri de koydum. Fırına pişiyor onlar da. Tatlımın daha 10 numara gözüküyor. Geçen bir misafirde şeyde o cenaze olayında arkadaşlar şey yaptım. Hazır yufkayla. Hazır yufka aldım, yaptım tabi, onun videosunu çekmedim. Allah'ım ya, öyle böyle bir şey değildi, tatlı değildi. O kadar bir kötü oldu ki ne. Şimdi arkadaşlar bunu keskiyle bir keselim. Kesmeyi unutmuşum ben. Aceleden. Hiç demiyor muz da, kesmeden koydum fırına diye. Evet. Mis gibi oldu mis. Şöyle. Aralara biraz daha şerbet dökelim şöyle. Diğerini de diğer tepsiye arkadaşlar. Tatlım var ya, efsane oldu. Mis mis. Arkadaşlar tatlımız böyle, gerçekten çok güzel oldu. Nasıl göstereceğim size bilmiyorum ama şöyle bir tanesini çatalından göstermem lazım size. Tırtıyı duyuyor musunuz mu? Tabi tam kölemedim daha. Şimdi bu şerbetini de çeksin arkadaşlar. Mis gibi olsun ve sabah
Gelen misafirlerimize ikramımızı yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar benim tatlı videom bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şu şerbeti şuradan alayım da şeye gitsin bari. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.